Efendim çirkin. Benim kuzey Zeynep. Cemre'lerdeyim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Babamla kavga ettik. Kapıya çarpıp çıktım, buraya geldim. Ya. Telefonum da evde kaldı. Cemre'ninkinden arıyorum o yüzden. Artık o eve dönmeyeceğim. Ne diyorsun sen ya? İyi misin sen Zeynep? Şimdilik burada kalacağım. Ya yani en azından bir sürelik. Kendime bir yer bulana kadar. O kadar diyorsun yani. Dayanamadım ben de. Söyleyeceğimi söyledim. Bağırıştık karşılıklı. O bana, ben ona. Öyle bir fırladım ki ne çantamı almışım ne telefonumu. Her şeyim orada kaldı. Allah'tan anahtar ceketim cebindeydi. Yarın bir yere uğrar, alırım neyim varsa. Artık o eve dönmeyeceğim. Şş, dur ya, öyle hemen büyük laflar falan etme. Ben çocuk değilim, ne yaptım biliyorum. Ya Zeynep, tamam ya. Tamam. Zeynep. Sıkıntı yok, çözeriz. Sağ ol Cemre. Zahmet oldu sana. Çay yaptım, canım çıktı. Afiyet olsun. Hadi içi sıcak sıcak, iyi gelir. Eyvallah. Cemre. Gelsene buraya. Otursana. Yok, konuşun siz. Canım benim. Çok acı çekiyorsun biliyorum. Ben yataklar hazırlayayım. Bak şimdi ikiniz de sinirlisiniz. Anladın mı? Yarına sakinleşmiş olursun. Oturup adam gibi konuşuyorsunuz. Bir sıkıntı olmaz. Hayır, bitti. Ya ya. Ya yavrucuğum. Saçmalama. İstersen ben konuşurum senin babanla. Problem yok. Hayır Kuzey. Lütfen. Daha fazla yüz göz olmak istemiyorum. Bu sorun seninle ilgili bir şey değil. Benim yüzümden bozuldular anız. Düzeltmek de bana düşer. Düzelmesin artık, istemiyorum. Bana bunu yapmaya hakkı yok. Senelerce yalnız yaşadım ben. O zaman neredeydi? Uzaktayken içi rahatlı da gözünün önündeyken mi içi rahat değil? Anlatmam bile fırsat vermiyor. Kimsenin benim hayatıma karışmaya hakkı yok. O kimse değil. O senin baban. O zaman dinlesin beni. Anlamaya çalışsın. Anlatmama izin versin. Ne hissettiğimi anlasın. Ya. Adama da hak vermek lazım Zeynep'im. Kızının o mekanda bulunmasını istemiyor. Ya çünkü orası gerçekten tekin bir yer değil. Daha geçen gün olanları biliyorsun yani, falan filan koptu orada, bir şeyler oldu. Tekmeler, tokatlar, yumruklar havada uçuştu. Sonra ben adamlara giriştim. Yani. Siz vardınız yanımda. Ya adam zaten beni istemiyor Zeynep. Beni istemiyor, çok da haklı. Yani bütün bunlar benim yüzümden olmadı mı? Ha? Benim burnum kurtuluyor mu? Kurtulmuyor. Ya... Ya daha geçen gün eski karımı çöp tenekesinin içinden çıkardım. Yalan mı? Ha? Kardeşimle gırtla gırtlayız. Bir tarafta Ferhat belası var başımda. Yani normal bir insanın başına böyle şeyler gelir mi? Hı? Benim kızım olsa yani... Ben de benim gibi bir tane herifle birlikte olmasını istemem. Baban haklı. Senin zarar görmeni istemiyor. Bu da çok normal yani. Ben onun nasıl derdini biliyorum. Sami amcayla konuştuktan sonra panikledi. Ne?
Benim babamla mı? Ne demiş ki babam? Çarşamba akşamı karşılaşmışlar. Sami amca bizimle ilgili bir şeyler söylemiş. Çocuklar birbirlerini çok seviyorlar. Ciddileşiyor bu iş demiş. Yani o tarz şeyler söylemiş. Benim babam. Durumumuzdan memnun olduğunu belli etmek istemiş. Yani desteklediğini anlatmak istemiş. Bizim pedere bak ya. Babam da kızım elden gidiyor diye telaşlandı. İşte ben sana onu diyorum. İş ciddiye bindi diye o öyle endişelendi. Öyle yani. Zeynep bak, ne olursa olsun o senin baban. Anladın mı beni? Kimse için onu karşına alamazsın. Hele benim için. Hiç. Büyütme bence, tamam mı? Arayı fazla açma. Yani bu sebep yüzünden kalp kırmaya gerek yok. Hallolunacak bir şey de yok ya. Konuşursunuz, anlaşırsınız. Et tırnaktan ayrılmaz. Ama kırma onu. Sen de üzülürsün. Tamam mı? Hı? Bana bak bakayım. Çok üzgün o da. Çok canı sıkılmış duruma. O da beni çok üzdü Gülten Hanım. Büyük saygısızlık etti. Bir babaya bu yapılmaz. Bu gece kalsın da biz de yarına sakinleşir. Gelir özür diler sizden o da. Ha? İstemiyorum. Beni bu kadar kırdıktan sonra dilemesin artık. Ay Hüseyin Bey. Şimdi böyle söylüyorsunuz ama. Yani et tırnaktan ayrılır mı? Ay Allah'ım bu lafı da söyleyince hep içim tuhaf olur. Neyse işte yani Hüseyin Bey, kızınız o sizin. Arada olur böyle şeyler. Yani bizim de Cemre ile aramızda neler oluyor. Ama insan çocuğuyla küs kalır mı? Vallahi ben çok sıkıldım Gülten Hanım. Bir durup nefes almakta fayda var. Şapkasını önüne koyup bir düşünmesi lazım artık. Onun için? Bir süre uzak kalalım. Bu ikimiz için de iyi olacak. Neyse şimdi Hüseyin Bey, ben çok konuşamıyorum şu anda. Yani Zeynep bizim yanımızda. Sizin içiniz rahat etsin, oldu mu? Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim, iyi geceler. Adam çok kırılmış. Hiç alttan almayacak belli. Cemre, Zeynep bir süre burada yani, bil. Öyle görünüyor yani. E ne yapalım yavrum, sıkacağız biz de dişimize. Başa gelen çekilir, ne yapalım? Müsaadenizle ben gideyim artık. Gidiyor musun? Otursaydın. Yok, geç oldu. Sen bilirsin. Ya kusura bakmayın öyle. Benim yüzümden hep herkesi huzursuz ediyorum. Ay aşk olsun canım, biz herkes miyiz? Yani her gün başka bir sorunla çıkıyorum karşınıza ama vallahi çok mahcup oluyorum ama ne yapayım yani? Çok konuşma hadi. Her şey hallolur, sıkma canını. Babam aradı mı? Yok, ben aradım onu. Lütfen aramızı bulmaya çalışmayın, ne olur. Merak etmesin diye aradım canım. Siz kendi meselenizi kendiniz çözersiniz artık. Bizimki artık umutsuz vaka oldu. Çözülemeyiz. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Zeynep'i merak etme sakın. Gözün arkada kalmasın. Sağ ol. Ver, ben yapıyorum, ver. Ya tamam anne, bırak. Yavrucuğum ver, hemen hallet. Ya
hadi ben yatıyorum o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Benim çarşaflarım sabah değişti. Temizler yani. Sen orada yat, ben burada yatarım. Senin de suratın asık. Yok bir şey ya. Önemli bir şey değil. Sen gelmeden annemle tartışıyorduk. Seninle bir ilgisi yok yani. Anlamadık. Ne oldu ki? Önemli bir şey değil ya. Ütüleri yapmadım diye vır vır etti. Öyle bilindik anne kız kavgası işte. Hmm. Hay Allah, o zaman ben de üstüne tüy diktim. Yok canım. Senin gelmen iyi oldu. Şey, dikkati dağıldı üzerimden. Gel ben sana pijama vereyim. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.